Tarih boyunca milyarlarca çift dünya üzerinde bir araya gelip ayrılmıştır. Ancak sosyal medya çağında yaşanan aşklar o kadar büyük, bu aşkların bireyi tahrip etme yetisi o kadar güçlü ki yazılanlara, yaşananlara hayret etmemek elde değil. 20. yüzyılın ünlü düşünürlerinden Ayn Rand, akılcı bencillik ahlakını ortaya attığında sosyal medya ile birlikte bir çılgınlığa dönüşecek bireyciliğin bu noktaya geleceğini tahmin edemezdi. Bugün iki haftadır flört ettiği kişiden ayrılan adam veya kadının yaptığı ilk şey, Facebook'ta ilişki durumlarında, durumunu güncellemek oluyor. İlişkinin bitmesi kişiler kadar çevrelerini ilgilendiren bir haber artık. Veya öyle olduğu düşünülüyor. Bir nevi erotomaniya algıyla yaşanılan iki haftalık ilişkinin akıbetinin herkes tarafından merak edildiği düşünülüyor. Bunun sebeplerinden biri cahil cesareti olabilir. Ancak bununla sınırlı değil. Bütün sosyal medya mecraları bize şunu soruyor. Sen ne düşünüyorsun? Bir nevi Amerikalıların dediği gibi yes you can. Yani evet yapabilirsin durumu. Sosyal medyanın bu etkileyici büyüsü, yani muhatabı kim olursa olsun ona önemli olduğunu düşündürmesi, cahil cesaretini körüklüyor hem de her konuda. Aşkla ilgili yazılanlara bakıldığında, henüz 20'li yaşlarına bile gelmemiş gençlerin hepsi sanki bir roman kalınlığında maceralar yaşamışçasına paylaşımlarda bulunuyor. Herkes büyük aşklar yaşıyor, herkes karşısındaki kişiyi çok seviyor, herkes aşka büyük önem veriyor. Ancak gerçek şu ki, artık herkes aynada kendi fotoğrafını çekiyor.